Elbette ki biz Müslüman olarak Allah'ın emirlerini uygulamak mecburiyetimiz var. Ve aynı zamanda da Müslümanlıkta birlik, beraberlik yabancı bir şey değil. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde Müslümanlar Kur'an-ı Kerim üzerinde ve Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i sinyesiyle üzerinde tevhid etmişler, birleşmişler. Ve tarihimizi okuduğumuzda Müslümanlar birlik, beraberlik olduklarında hep galip gelmişler. Ve kendi aralarında tefrikaya düştüklerinde mağluba uğramışlar. Dolayısıyla bugünümüzde bütün dünyada ama özellikle Avrupa'da birlik, beraberliğe çok büyük ihtiyacımız var. Çünkü maalesef, çok maalesef çok basit konularda biz tefrikaya düşmüşüz. Biz Osmanlı döneminde hepimiz İstanbul'a bağlı kaldığımızda bizde Deli Orman'da bir atasözü var. Diyorlar, pehlivan düştüğü yerden kalkar. Dolayısıyla biz yeniden Türkiye Diyanetine tabi olmak suretiyle elbette ki biz de Müslüman olarak dini lider olarak sözümüz olacak ama aynı zamanda da Türkiye arkasında birleştiğimizde hiçbir zaman kaybolmayacağız diye inanıyorum. Dolayısıyla kısaca efendim Avrupa'da yaşayan Müslümanların birleşmesi gerekiyor. Ama bu konuda da Türkiye'nin büyük göreve düştüğüne inanıyorum. A9 TV'ye teşekkür ediyorum. Elbette ki bu tür konuşmaları, bu tür konuları dile getirmekte fayda var. Bütün izleyicilerimiz, bütün Müslümanlar bu birlik üzerinde düşünmeleri gerekiyor. Ve bu konuda herkesin yapması gerekeni yapması gerekiyor. Çünkü birlik yalnız hocaların işi değil, bütün Müslümanların işidir. Dolayısıyla tabir caizse herkes bu taşın altına parmaklarını koyması gerekiyor. Bu liderlik, önderlik sevdasından bir şekilde vazgeçip Müslümanların varlığını, Müslümanların birliği, beraberliğini, Müslümanların güzel istikbalini düşünerek herkes bu şekilde fedakarlık göstermesi gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Size başarılar diliyorum.